İncirlova Belediyesi Aydın'da bir ilki gerçekleştiriyor. Güneş enerjisiyle elektrik üretecek olan İncirlova Belediyesi, bu proje için Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan da destek alacak. Hazırlanan projenin GEKA tarafından onaylanmasının ardından İncirlova Belediye Başkanı Gürşat Kale, proje ile ilgili detayları ITV Haber ekibi ile paylaştı. İncirlova Belediyesi Aydın'da bir ilke imza attı. Belediye tesislerinde ve sokaklarda kullanılacak elektriği güneş enerjisinden kendisi üretmek için Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje kabul edildi ve bir protokol imzalandı. Bununla ilgili İncirlova Belediye Başkanı Gürşat Kale'den bilgi alacağız. Gürşat Bey, bize bu proje ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, öncelikle bu konuya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Ufak bir düzeltme de yapacağım. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın proje yarışması içerisinde sosyal içerikli olması dolayısıyla Acarlar pazar yerinin çatısında yapmayı tasarladığımız güneş enerjisi projemiz desteklenecek nitelikte bulundu. Şartları dün tamamlayarak bu konuda hibe tahsis projesi kapsamında sözleşme imzaladık. İnşallah bir aya kadar bu sözleşme gereği güneş enerjisi ile enerji temini projemizi başlatacağız. Şu anda Acarlar kapalı pazar yeri yer teslimi yapıldı. Onun inşaatının hemen ardından çatıya da bu uygulamayı yapacağız. İncirlova Belediyesi'nin başta pazar yerleri, sosyal tesisleri olmak üzere belediyenin kullanacağı tesislerde kullanmak üzere bu enerji teminini güneş enerjisinden sağlanmak üzere böyle bir teşebbüse girdik. Sizin girişinizde sokakların aydınlatılacağı da ifade edildi. Sokaklara biz karışmıyoruz. Sonra Aydem'le karşı karşıya geliriz. Aydem'in işine karışmayacağız. Ama Aydem'in bizim yapacağımız işlerde bize destek olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda kimseyle rekabet içerisinde girmek gibi bir arzumuz yok ama halkımıza yeni teknolojiyle ve kendi kaynaklarımızdan kendi elektriğimizi, kendi ihtiyaçlarımızdan karşılamak üzere böyle bir teşebbüse başladık. Halkımıza hayırlısıyla kullanmayı Cenab-ı Allah nasip eder. İnşallah bunların tamamlandığı günleri de hep birlikte açılışlarda kutlarız. Peki GEKA'dan ne kadar destek alacak İncirlova Belediyesi bu proje için? Bu proje kapsamında yaklaşık olarak bu projenin %60'ına yakınını GEKA hibe desteği olarak sağlayacak. Bize sağlayacakları kabaca yaklaşık olarak 560 bin Türk lirası. Bu da bizim için ihtiyacımızın karşılanması anlamında önemli bir katkı olacak. GEKA yenilenebilir, çevre dostu enerjilerle ilgili bu tür kurumların bu ihtiyaçların karşılanması ve de sosyal içerikli olması konusunda hassasiyet gösteriyor. Biz de bu hassasiyete uygun olarak bunu hazırladık ve sunduk. O anlamda karşılığını gördü. Buna benzer projeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde TKDK'nın benzer kapsamda yenilenebilir enerjiyle ilgili bazı yatırımlar için programı açıklanacak. Oraya da uygunluk konusunda mutabakat sağlarsak orası için de hazırlığımızı yapıyoruz. İncirlova Belediyesi'nin İncirlova Merkez'de gerek kendi tesislerinde gerekse parklarda, şantiyede ihtiyacı olan elektriği de oralardan temin etmek gibi bir çalışmamız olacak. Bir megawattın altındaki lisanssız elektrik üretimi yapmak üzere bu tür elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusundaki destekleri kurumsal olarak her yerde uygulamaya çalışıyoruz. Hem çevre dostu olması hem de bizim gibi gelir sıkıntısı çeken belediyelerin bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda katkı sağlamak üzere bu tür faaliyetleri sonuna kadar gerçekleştireceğiz.